Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıynam sadıklanlar ekranımızı bulsun. Amerika, Xitay'nın elektr mahsulatlarını import kılışını çekildi. Fransiya avazının 19 dekabrdaki haberde bildirilişçe Amerika Xitayning elektr mahsulotlarini import qilishni cheklidi. Haberde bildirilishçe Amerika Energiya Ministerligining xalqaroq mudofaa aslahalari bilan ta'minlaydigan elektr shirkatlarining Xitoydan ba'zi elektr mahsulotlarini import qilishini cheklaganligiga qarshi Xitoy Tashqi ishlar ministerligi norozilik bildirib, Amerikaning davlat bexatarlik nomi bilan Xitoy elektr uskunalarini import qilishni cheklashiga qat'iy qarshi turamiz degan. Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Wang Wenbin muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika izchil bozor raqobati prinsipi va xalqaro savdo qoidasiga ig'ir xiloflik qilib, yer shari sanoat zanjiri va ta'minlash zanjiriga buzg'unchilik qildi. Amerikaning bu harakati o'zining manfaati va obraziga ziyon yetkazdi deb jo'yildi. Wang Wenbin so'zi deyana biz Amerikani iqtisod va savdo masalalarini siyosiylashtirish, davlat bexatarligi ufqumini umumlashtirishni to'xtatishga Xitoy Amerika iqtisodiy va savdo hamkorligini adil va kamsitishga uchramaydigan muhit bilan ta'minlashga chaqiramiz deganlarni bildirgan. Ma'lum bo'lishicha Amerika Energiya ministerligi 17-dekabr buyruqqa imzo qo'yib, muhim mudofaa aslahalari bilan ta'minlaydigan elektr shirkatlarining Amerikaning bexatarligini tor va boshqa hujumlardan qo'g'dash uchun Xitoydan ba'zi elektr sistemasi mahsulotlarini import qilishni cheklagan edi. Amerika Xitoyning yana 60 nechta shirkatini qora tizimlikka kirgizdi. Amerika ovozining 19-dekabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerika yana Xitoyning yerim o'tkazgich shirkati SMIC va undan boshqa 60 nechta Xitoy shirkatini jazolash tizimligiga kirgizgan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika Savdo ministerligi juma kuni Xitoyning eng cho'ng yerim o'tkazgich shirkati SMIC ni o'z ichiga olgan Her bir arqı görünüşü bar 60 nechta şirketini ceza tizimlikiga kirgizishni qaror qilgan. Bu Amerikanın Xitay şirketlerinin Amerika texnikasini ishiltib, Xitay armiyasining harbiy kuchini oshirishiga yordam berish qilmishini cheklash uchun qo'llanilgan eng yangi taqobil turish tadbirlari ekan. Amerika Savdo ministerligining bayonotchisi 18-dekabr o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida bu qatim jazolash tizimlikiga kirgizilgan shirketlerning ko'pinchisining Xitay shirketlari ekanligini Bu şirketler Xitay armiyasining harbiy iqtidorini o'stirishda muhim rol o'ynayotganligini, bu qatim 77 shirkat va ularning tarmoq o'rinlari jazolash tizimligiga kirgizilganligini, bular ichidagi 60 shirkatning Xitay shirkati ekanligini bildirgan. Amerika Savdo ministri Wilbur Ross bayonotida nurg'un Xitay shirkatlarining Xitay armiyasi uchun boshqarilgan bomba va ballistik boshqarilgan bomba yasashga qatnashganligi Xitay armiyasining Janubiy dengizning harbiylashtirilishiga yordam berganligiga oid paketlar borligini bildirib, biz qarab turib raqibimizning texnikimizni ishiltib, armiyasining harbiy kuchini oshirishiga yo'l qo'ymaymiz deganlarni ta'kidladi. Bildirilishicha, Xitayning mazkur shirkatlari jazolash tizimligiga kirgizilgandan keyin Amerikaning ba'zi texnikalarini sotib olishi cheklandi ekan. U chuqum Amerika hukumatiga eksport ijozatnomasi iltimosi sunishi kerak ekan. Amerika hukumatı bu xil ilg'or texnikalarning Xitoyga eksport qilinishiga yo'l qo'ymaydi ekan. Bu orqali Xitoyning harbiy soha bilan fuqarolarni bir gavdalashtirish turini cheklaydi ekan. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerikaning qaroriga norozilik bildirib, Amerikaning Xitoy shirkatlariga qo'ygan jazolarini qabul qilg'ili bo'lmaydi. Amerika davlat bexatarlik nomi bilan Xitoy shirkatlariga xohlagancha besim qilishni to'xtatishi kerak. Amerika jazoni dialog va kengashishga o'zgartishi kerak deb bildirildi. Kishilik huquq tashkilotlari Olimpik komitetining Xitoydagi kishilik huquq vaziyatiga ko'z yumganligini ilgari surdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha kishilik huquq tashkiloti Olimpik komitetiga yana maktub avatib, Xitoydagi kishilik huquq vaziyatiga sal qaradi deb ayibladi. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy 2022 yillik Beijing qishliq Olimpik tanarkat musobaqasiga tayyorlik qilayotgan bir paytda kishilik huquq tashkilotlari xalqaro Olimpik komitetini Xitoyning keng ko'lamli kishilik huquq dafsandichiligiga sal qaradi deb ayiblagan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Erkin Tibet huquqchilar harakati biz Tibet xalqi
Xitoydagi o'lim jazosi masalasiga ko'ngil bo'lish tashkiloti va xalqaro Tibet tariqatlari tashkilot vakillari 16 dekabr xalqaro olimpik komitetining raisi Thomas Bach va Beijing 2022 yillik qishliq olimpikni moslashtirish komiteti xalqaro olimpik komitetining raisi va a'zosi Juan Antonio Samaranch qatorliq rahbarlarga uch xat avatgan. Uch xatda xalqaro olimpik komitetini Xitoy doiralarining keng ko'lamda va sistemalik kishilik huquq dafsandichiligiga ko'z yumdi deb ayiblagan. Egilnishcha Xitoy 2015-yil 2022-yillik Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasini o'tkazish huquqiga erishganda kishilik huquqni qo'g'dashga va'da bergan. Xalqaro olimpik komiteti Xitoyning bergan va'dinomasini qabul qilganligini bayon qilgan. Yuqoridagi kishilik huquq tashkilotlari komitetdan dalil isbot bilan ta'minlashni talab qilgan bo'lib, kishilik huquq tashkilotlari Xitoy va'dinomasida axborotga cheklama qo'ymaslik va namoyishga yo'l qo'yish haqida va'da berganligini, ammo bergan va'dalarini amalga oshirmaganligini xalqaro olimpik komitetiga eslatgan. Uch xat yana biz xalqaro olimpik komitetiga Xitoyning necha 10 yildan buyon Uyg'ur va Tibet qatorliq millatlarning kishilik huquqiga ig'ir daxli ta'rif qilayotganligi haqida isbot topshirdik. Ammo xalqaro olimpik komiteti bu dokumentlarga qarata hech qanday tadbir qo'llanmadi va Xitoyning keng ko'lamda jinoyat o'tkazishi sistemini qaldi kishilik huquqni dafsanda qilishiga ko'z yumdi deganlar tilga olingan. Sharq Turkistonda sirliq o'limlar ko'rilmoqda. Bugun ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan bir sinda Sharq Turkistonning ma'lum bir shahridagi bir oilada bir kechada er ayol ikki kishining tuyuqsiz tangli o'lib ketganligi. Ularni singa olgan kishining qarindoshlar er ayol ikkalan bir kunda tugab ketibdi. Ko'rdinglarmi qarindoshlar deb nola qilib yig'lavotgan ko'rinish ko'rsatilgan sindagi yig'izari ovozlari hozir Sharq Turkiston xalqining naqadar ig'ir kunga qolganligini, ilojisizligidan beshig'i nima kelsa shuni ko'rishga majbur bo'layotganligini ko'rsatib bermoqda. Tajovuzchi Xitoyning Sharq Turkiston xalqini tubdan yo'q qilish uchun har turli jinoyatlarni eng dahshatli shaklda elib beryotganligi, jazo lagerlaridagi millionlagan xalqimizning sirtti egichoqsiz qolgan yashangan ota-onalari va kichik farzandlarimo ig'ir kunlarni boshdan kechirayotganligi. Har bir uyg'urga majburiy tengilayotgan atalmish qo'shmoq tuqqan siyosatimi xalqimizning eng pastkash usulda xo'rlanayotganligi buningdek sirliq o'limlarning sababini hech qanday shaklda surishtirib qilish mumkin bo'lmaganligidan xalqimizning uy zimin yerlarini oqqun Xitoylarga mukofot sifatida tarqitib berayotgan Xitoyning bulonchilik siyosati oldida to'salg'u bo'lib turayotgan xalqimizning suiqasd bilan yo'qotilishga uchrayotgan bo'lishi mumkin degandek gumonlarni paydo qilmoqda. Bugun ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan yana bir sinda Xitoyning surgun qilishiga uchragan bir uyg'ur ayol o'zini ziyorat qilgan Xitoy muxbiriga hozirgi ahvolini tafsilotli tushuntirgan. U muxbirga hozir o'zining kiyim tikish zavodida ishlayotganligini, burun uydagi vaqtida tomoq etish, balig'i qarash, etiz ishi qilishdan boshqa ish qilmaydiganligini, yurtidan ko'chgandan keyin yo'ldishi va o'zining maoshlik ishi bo'lganligini, davlatdan ularga bir tutash selingan uylardan taqdim qilganligini, balasining va o'qishining yaxshiligini, agar o'z yurtidan ko'chib chiqmagan bo'lsa, bundoq yaxshi kunlarga erishalmaydiganligini, turayotgan uyi bilan ish o'rnining 5 minutlik yo'l ekanligini, bularning hammasiga Xi Jinping va Xitoy kommunist rejimining sabab bo'lganligi va ularga rahmat aytadiganligini bildirgan. Tarqalgan sindagi ko'rinishlardan va muxbirga ahvolini so'zlab bergan ayolning so'zlaridan surgun qilinganlarning oila bo'yicha surgun qilinganligi Amin uylar nomidagi 24 soat ko'zitilib turishga muvofiq bo'lgan uylarga o'rinlashtirilganligi, majburiy holda lager shaklidagi Xitoy zavodlarida ishlaydiganligi ma'lum bo'ldi. Türk askarlar Qarabog'da mina tozalashni boshladi. Turkiya Jumhuriyati Davlat Mudofaa Ministerligi Qarabog'da mina va yerlik usulda yasalgan portlatqich buyumlarni tozalash xizmatlarining davom qilayotganligini xabarladi. Davlat Mudofaa Ministerligi Quruqlik Armiyasi Qo'mondonlik shtabi mina izlash va tozalash alohida atirtidagi 136 xodimning Armeniya ishg'olitidan ozod qilingan Qarabog'da vazifa o'tashni boshlaganligini xabarlab, Azerbayjon qurolli qismlari qahramonlarcha fidokorlik bilan kurash qilib, Armeniya ishg'olitidan ozod qilingan Qarabog'da mina va yerlik usulda yasalgan portlatqich buyumlarni tozalash xizmatlari davom qilmoqda deganlarni qayd qildi. Bayonotda yana Turkiya Qo'riqlik Armiyasi Qo'mondonlik shtabi mina izlash va tozalash alohida atirtining rayondagi mina tozalash xizmatlariga yordamchi bo'lish bilan birga
Azerbaycan armiyesi xadimlerini tərbiyeləş məqsədə rayonğa yetib verib vəzifə orullarına orullaşqanlığı əskərtildi. NATO başkatibi Amerika'nın Türkiye'ye yürgüzgen embargosu doğrusu toxtaldı. Şimali Atlantik Okyan Əhdi Təşkilatı NATO başkatibi Jens Stoltenberg Amerika'nın Rusya'dan S-400 hava müdafiye sistemisi setib alğanlığı səbəbindən Türkiye'ye embargo yürgüzüşüden əfsuslanğanlığını bildirdi. NATO başkatibi Jens Stoltenberg bu haqda Türkiye ve NATO'nun barlıq ittifaqdaşlarını çare yollarını izləşke çağırman dedi. Başkatib Jens Stoltenberg Belgiyaning paytaxti Brüsselda Amerikaning Türkiye'ye ceza yürgüzüş kararı doğrusundaki suallarga cevap verip, NATO ittifaqdaşları bir-birlerge embargo yürgüzüvatkan bir mesafeni besip ötüvatkanlığımızdan əfsuslanmaqtımen degen başkatib Jens Stoltenberg Türkiye'nin S-400 sistemisi setibelişiga münasibetli qarashlarını bunundan ilgirimi otturgu koyganlığını bildirdi. Ve sözünü devamlaştırıp, bu bir milli karardır. Lekin S-400 sistemisi NATO sistemilerine mas emez. Bularını NATO'nun hava ve başkurulduğun bomba müdafiye sistemileri bilen maslaştırgılı bulmaydı. Bununla alakadar endişemini otturgu koygan idim. Şunlaktımı Türkiye ve NATO'nun barlıq ittifaqdaşlarını çare yollarını izleşke çakırmen. Növetki muhim mesele Türkiye ve NATO'ya nispeten kıyım bolgan bu meselege bir amallarını kılıp icabi çare tepişki merkezleşişimiz zor digerlerini kayıt kıldı. Amerika Rusya'dan S-400 hava müdafiye kalkan sistemisi setib alganlığını bahane kılıp Türkiye'ye bir qatar embargolarını yürgüzüşünü karar kılgan idi. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen 246 kişi kaza kıldı. 18 dekabrı Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanğıçılarının 26.410'ı yetkenlikini ilan kıldı. Sahiye Ministerinin məlumatıqa asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlandı deyip kuman kılınğan 205.809 kişi tekşürülüşü arqılıq yeniden 26.410 kişinin yuqumlanğanlığı eniqlanğan. Növette 4103 kişi doktorxanda bulup, bir gün içinde yana 246 kişi kaza kılıp, 31.945 kişinin salametliği əsligi kelgen. Növete Türkiye'de Xitay virüsü başlanğandan beri salametliği əsligi kelgenler cemi 1.753.550 kişiye, kaza kılgallar 17.610'a, kesili iğir bimarlar 5.707'ye yetken. Fahrettin Koca yana tedbir ve çekilmeler neticesini körüşüşke başladı. Küllük yuqum sani tövəlləvatıdı. Lekin öydü kesel yuqış nisbiti yuqurlap getdi. Öydü kalğandı mı tədbirlərgi boyusunaylı, nəticigi erişküçə köreş kalaylı digərlərini bildirdi. Hürmətli televizor görüşlər, şunaqlı bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki xəbərimizi görüşküçə əslərini Cənabı Allah təşürməz. Şunaqlı program axırda ekran arxısı ki, barlı xizmətdaşlarıma köptün köp rəhmət edəmən. Assalamu aleykum və rahmetullah.